nasıl geç ya? Saat daha 9. Tamam işte oğlum. 9 geçtir. Erken kalkmayanın rızkı olmaz derler. Ben rızkımı geceleri kazanıyorum Sırrı Bey. Hatırlatırım. Olsun. Ben mi dedim geceleri çalış diye? Hem zamanında ben de geceleri çalışırdım. Yine de saat 7 dedim ayaktaydım. Hele bizim bir Fikri vardı. Her sabah 5'te kalkardı. Horoz olarak mı çalışıyordu? Yok, bir süre postanede çalıştı. Bir gün... Sırrı baba... Sen adamı öldürürsün. Tabi, ben elime silah bile almam. Peki, gerdanlığın tahminen değerini biliyor musun? Bilmiyorum. 2 yıl önce almıştım. Hollanda'dan almıştık. Türkiye'de kimse de yoktur yani. Peki siz balkondan baktığınız zaman kimseyi görmediniz öyle mi? Yani koşan birileri ya da bir araba sesi falan. Pardon efendim, ne dediniz? Önemli değil, başka bir şey düşünüyordunuz galiba. Canım çok üzüldü tabii. Anlıyorum. Elizabeth ha? Saatler olsun. Şimdi doğru kahvaltıya. Bak peşin söyleyeyim. Acele çıkmam lazım. Geç kaldım palavralarını çekemem, haberin olsun. Tamam anne. Tamam. Sen dalga geç. Kaç gündür kahvaltı yapmadan kaçıyorsun. Bu defa bırakmam, haberin olsun. Yakalandık bir kere. Boyun eğeceğiz. Mahmut burada tuhaf bir şeyler dönüyor. Talat Akar'ın bize söylemediği bir şeyler var. Bence de anne. Adam çok düşünceli. Bence sadece gerdanlığı düşünmüyor. Neyse, sen parmak izi analizlerini almak için laboratuvara git. Ben bir yere uğrayacağım. Sonra merkezde görüşürüz. Peki amirim. Lokmalarımı mı sayıyorsun? Dün gece nasıl geçti anlatmayacak mısın? İyi. Bir aksilik çıkmadı. Ama ne çok şey anlattın ya. Vallahi zahmet oldu. Ama Sırrı Bey, siz demez misiniz yerin kulağı vardır diye? Siz merkeze dönün çocuklar. Benim biraz işim var burada. Sonra sizi buradan mı alalım? Yok, ben kendim gelirim. Peki komiserim. Sen gene ne haltlar karıştırıyorsun Allah aşkına? Bitince görürsün. Al işte, polis geldi. Aman ne komik. Sana nasıl televizyonda program yaptırıyorlar anlamıyorum. Ağzından kerpeten ne laf alıyoruz. Bu arada bu yumurtayı yiyeceksin. Peki anne. Sen alay et daha. Hastalarınıza bakmam vallahi, yanlış mıyım? Talat, bu saatte içki mi içiyorsun? Çok erken değil mi? Erken mi? Geç bile. Hem de her şey için çok geç. Bu kadar üzme kendini. Alt tarafı bir kolye. Polis hırsızların gerdanlığı satamayacaklarını, hem satmaya kalksalar bile hemen yakalanacaklarını söylemedi mi? Hem şekerim, sen buna başka gerdanlıklar alırsın. Naide. Bak, vereyimiz sadakamız varmış. Biz uyurken ya bize bir şey yapsalardı? Aman Allah'ım. Naide, lütfen beni yalnız bırak. Ama Talat... Naide, git arkadaşlarını ara. Alışveriş yap, havuza git ama hemen git. Alo Emin, mahvoldum Emin. Boşver gerdanlığı, o sadece kasadan aldıkları. İsviçre'deki banka hesabıma girmişler. Tüm parayı almışlar, hepsini. Bunu polise söyleyemedim tabii. Yeni ihale için o paraya ihtiyacımız var. İşi alamazsak seni de beni de yakarlar, biliyorsun. Ne yap yap, o namussuzları bul Emin. Rüzgar Sırrı, biraz da sen anlat bakalım. Vallahi amirim, havadisler sizde. Hakikaten Selim abi, hayırdır sabah sabah? Ne sabah ulan? Saat kaç oldu? Ha. Tebrik ederim komiserim. Ve sen daha yeni kahvaltı ediyorsun. Ne yeni kahvaltısı? Bitti bile kahvaltı abi. Hayır, bitmedi. Yumurta. Vallahi iyi bir kahvaltı gibisi yoktur. Ha, gördün mü? Bravo komiserim. Bravo. Sırrı, sen beni bu kadar çok takdir etmezdin. Hayırdır? Olur mu komiserim? Ben size hep takdir etmişimdir. Aslında doğru. Ben Sırrı'yı yıllar önce yakaladığımda bana ne dedi biliyor musun? Aha. Benim gibi birini yakaladığınız için sizi tebrik ederim. Dedi. O çömez ispiyonlamasaydı beni hala arıyordunuz, yanlış mıyım? Orası belli olmaz. Kanun her zaman yakalar. Ben, sen tövbe ettin de kötü mü oldu yani? Yok komiserim, ona bir şey dediğim yok. Hem bana kimse iş vermezken
rahmetli babası Agah Bey'in yanında iş bulduğunuz için de her zaman size dua etmişimdir. Hı hı. Sen onun için Agah abiye dua et. O büyüklük gösterdi. Zaten tanıdığım en doğru dürüst adamdı. Bu herif de daha yeni doğmuş. Abi sen Asırı Baba ile birlikte sunacağınız bir tarihte bu hafta programı ayarlayayım mı bizim kanalda? Vallahi meşhur olursunuz. Zevzekli bırak da ben sana, daha doğrusu ikinize de akıl danışmaya geldim. Oo, biz geç kalmışız. Sen çoktan meşhur olmuşsun bile abi. Muhteşem villa dün gece soyuldu. Çalınanlar hakkında polis net bir bilgi vermezken hırsız ya da hırsızların iş adamı Talat Akar'ın ve eşinin evde olduğu bir saatte eve girmelerini son derece profesyonelce olduğunu belirtiyor. Kısa bir süre önce büyük bir rüşvet skandalıyla adı gündeme gelen Talat Akar'ın soygun sonrasında çok sinirli olduğu, kendisine soru sormaya çalışan habercilerin üzerine yürüdüğü gözlendi. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam gece yarısında Adil Alemdar'ın konukları ünlü İşte bunu soracaktım. Neyi? Bu gece kimin konuk olacağını mı? Yok be, soygunu. Komiserin polis olan siz değil misiniz ya? Biz size sorsak? Bu soygunda tuhaf bir şey var. Adam kasayı açmış ama o kadar mücevher içinden sadece bir tane gerdanlık almış. Diğerlerine dokunmamış. O kadar zahmete girmiş bir hırsız. Neden böyle bir şey yapar ki? Ne dersin Sırrı? Vallahi ben ne bileyim. Belki yakalanacağından korkmuştur. Belki diğerlerinin modelini beğenmemiş olabilir. Ulan dalga geçmeyin. Gerçekten işin içinden çıkamıyorum. Sabah köründe çağırdılar gittik. Adam deli gibi. Herkese bağırıp çağırıyor. Yani hırsızın ne yaptığını tam anlayamıyorum. Adamın böyle delirmesini hiç anlayamıyorum. Sanki adamın her şeyini çalmışlar gibi sinirlenmişti. Neyse ben şöyle bir uğramıştım. Daha merkeze gidip rapor yazmam lazım. Tamam abi yine gel. Evdekilere selam söyle. Ah, bak iyi hatırlattın. Yengem başımın etini yiyip duruyor, gelmiyorsun diye. Bir akşam gelin de bahçede mangal filan yapalım ha. Tamam abi, geliriz. Tamam abiyle geçiştiremezsin. Bu hafta içi bir gün iş çıkışı gelip alacağım sizi ona. Tamam, göre. Oldu abi. Ay, ne bileyim şekerim. Çalınan benim gerdanlığım ama Talat delirdi sanki. Anlamadım valla. Ben de üzüldüm tabii. Neyse gelince anlatırım. Efendim. Adil Bey günaydın. Evi aradım ama çıkmışsınız. Günaydın Berna, biraz erken kalktım. Saat 2'de röportaj için dergiden gelecekler. Aslında evinizde görüşmek için çok ısrar ettiler ama... Evde olmaz Berna, biliyorsun eve kimseyi sokmuyorum. Biliyorum. Ben olmayacağını söyledim zaten. Neyse sonunda ikna oldular. Saat 2'de kanala gelecekler. Hatırlatayım dedim. Sağ ol. Başka? Ha bir de Ceren Hanım sabahtan beri iki kez aradı. Dün onu aramadığınız için biraz bozulmuş galiba. Tamam Berna, ben onu ararım, sağ ol. Gir. Raporlar geldi amirim. Hiç parmak izi yok. Olsa şaşardım. Ne zaman iz bıraktı ki? Otur. Aynı adam mı sizce amirim? Sence değil mi? 3 yıldır yaptığı bütün soygunları sadece izledik. Bir adım bile yol alamadık. Zekice planlıyor ve asla iz bırakmıyor. Aminim siz bu adama hayran olmaya başladınız galiba. Aslında zekasını takdir etmiyor değilim. Bir de soyduğu bütün adamları dikkatle seçmesi ilgimi çekiyor.
Nerede kirli para var? Karanlık ilişkileri olan adamlar var. Haksız yoldan kazanılmış para var. Bizim hırsız onlara da danıyor. Aslında iyi de yapıyor ha. Aman amirim, bunu her yerde söylemeyin. Sizi hırsızın ortaya sanırlar valla. Valla ne sanırlarsa sansınlar. İşin doğrusu yakalanmaması hoşuma da gidiyor. Ama er ya da geç her suçlu bir yerde hata yapar. Neyse amirim. Benden istediğiniz bir şey var mı? Şu Talat Akar soygununda garip bir şey var. Sadece bir gerdanlık çalındı ama adam çok büyük tepki gösterdi. Adamı bir yakın takibe alın bakalım. Neden bu kadar üzülmüş? Ha bir de gerdanın resmini dağıtın. Gerçi Türkiye piyasasında elden çıkaracaklarını sanmıyorum ama formalite işte. Onun yeri çoktan hazırdır. Peki amirim. Sonuç olarak benim özel hayatımın beni izleyenleri o kadar da çok ilgilendirdiğini sanmıyorum. Ama herkes sizin hakkınızda birçok şeyi merak ediyor. Vallahi insanların tüm sorunlarını çözmüş olması ne kadar sevindirici değil mi? Evet. Affedersiniz. Rica ederim. Kapatmayı unutmuşum da. Efendim? Şu yurt dışına gidecek arkadaşın için düşündüğün hediyeyi hazırladım. Haber vereyim dedim. Harika. Sen bir tanesin. Kusura bakma, şu anda gazeteci arkadaşlar burada. Ben seni sonra ararım. Ha Adil, İnci'ye geç kalma, seni bekliyordur. Merak etme, tamam. Öperim canım. Bay bay. Asıl ben sana bay bay. Tövbe estağfurullah. Yanlış mıyım? Tekrar özür dilerim, nerede kalmıştık? Bir şey sorabilir miyim? Biraz önce arayan sevgiliniz mi? Öyle de denebilir. Sizi kontrol ediyor gibi. Biraz kıskançtır. Neden sizi hiç birlikte göremiyoruz? Kendisi bayağı utangaçtır. Bunu ilk kez açıklıyorsunuz. Hayranlarınızın bilmediği başka yönleriniz de var mı? Herkesin bilinmeyen yönleri, bilinmeyen yüzleri vardır. Sizin yok mu? Biraz da geçmişinizden bahsedelim. Olur, bahsedelim. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Örneğin yurt dışında okumuşsunuz. Evet, üniversite için gitmiştim. Üstelik de şu anda yaptığınız işle pek ilgili bir şey de değil sanırım. Aslında bilgisayar konusunda eğitim almıştım. Ama şu anda bilgimi hiç kullanmıyorum denemez. Öyle mi, nasıl? Sistemli düşünmeyi öğrendim ve tabii problem çözmeyi. Doğru kullanırsanız bu çok işinize yarar ama... Babam bana problem kurmanın çözmekten çok daha zor ve zevkli bir şey olduğunu öğretmişti. Babanızdan bahsetmişken varlıklı bir aileden geliyorsunuz. Ailenizden size büyük bir miras kaldığı söyleniyor, doğru mu? Bana kalan en büyük miras... Ailemin itibarı. Ben maddi olarak demek istemiştim. Yani babanızın tüm servetini kaybedince intihar ettiği söyleniyor. Bakın hanımefendi, bazı insanlar para için yaşar, para için ölür. Bazıları ise sadece inandığı şeyler için. Ama... Hoşçakalın. Kapıyı bulabilirsiniz değil mi? İnsan kardeşini böyle mi karşılar? Özellikle de bir çanta dolusu parayla geliyorsa. Nasıl gitti? Sorunsuz. Her zamanki gibi. Herkes mutlu mu? Kurduğum ekipler dağılıp ülkelerine dönünce buruk bir yalnızlık ve yorgun bir mutluluk yaşıyor. Ne garip. Tamam işte abicim. Ben de ekibin bir üyesi olduğuma göre beni de göndersene. Şimdi havai çok güzeldir. Aslında hak ettim bu tatili. Ama biraz erteleyeceğiz. Yeni bir iş var. Truva'nın hazineleri ana vatanına dönüyor. Yıllar önce antik Truva kentinden çıkarılan ve yurt dışına götürülen işsiz güzellikteki Truva hazinelerinin bir kısmı
yeniden Türkiye'ye geliyor. Bugüne kadar iadesi için yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığı eserlerden bazıları 15 gün süreyle Yerebatan Sarayı'nda sergilenecek. Yetkililer tümüyle iadenin şimdilik söz konusu olmadığını ancak böyle bir serginin düzenlenmesinin bile önemli bir başarı olduğunu söylediler. Başarıymış, saçma. Neymiş saçma oğlan? Ceren hoş geldin. Sen beni aramayınca ben gelip seni buldum. O kadar not bıraktım. Neden aramadın? Ya inan bana fırsat olmadı yoksa hep aklındasın. Doğru mu? Hadi bana affettir kendini. Nasıl? Akşama yemeğe gidelim. Yapmaya? Vallahi çok isterdim ama bu akşam programım var Ceren. Ya peki o zaman şimdi gidelim. Ha? Bir yerde oturur bir şeyler içeriz. Şimdi mi? Adil Bey affedersiniz ama toplantıdan bekleniyorsunuz. Her yerde sizi aradım. Hatta yönetmen biraz sinirlendi. Tabii ya ben nasıl unuttum toplantıyı? Ceren bak bu seferlik böyle kurtuldun ama bana yemek borçlusun. Sana sözünü hatırlatacağım tamam mı canım? Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Hayatımı kurtardın ya. Gir. İstediğiniz dosyayı getirdim efendim. Tamam sen gidebilirsin. Hırsız neden kasayı açtıktan sonra bir tek şeyi alıp gider? Asıl amacı ne? Yoksa bu bir soygun değil mi? Talat kendi kendine yapmış olabilir mi böyle bir şey? Neden yapsın? Sigortadan para almak için. Peki böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Hem öyle bile olsa hepsini alıp sigortadan daha çok para almak dururken neden? Bu soygun kesinlikle mantıklı değil. Hamilim. Yavaş oğlum yavaş. İlgilenirsiniz diye düşündüm. Son zamanlarda benzerlerine rastladığımız ilginç bağışlardan biri de bugün gerçekleşti sayın seyirciler. Kim olduğu bilinmeyen bir hayırsever, lösemili çocuklar yararına çalışan vakıf ve derneklere toplam 5 milyon dolar bağışladı. Bugüne kadar yapılan en büyük bağış miktarı olarak kayda geçen bu para, söz konusu derneklerde büyük sevinç yarattı. Kimliği bilinmeyen hayırseverin daha önceki bağışları da yapan kişi olduğu sanılmakta. Ayrıca söz... Aminim bu da sizin hayırsever hırsız teorinizi çürütüyor. Çünkü ne o gerdanlık o kadar para eder ne de bu kadar çabuk satılmıştır değil mi? Söz konusu bağışın kaynağı bundan öncekilerde olduğu gibi saptanamıyor. Aferin benim oğlum. Hayırsever kişi ya da kişi evet, kimin öğrencisi? Bunun üstüne bir kahve içilir şimdi. Yetkilerin... Yanlış mıyım? Kızıyor musun bana Agah Bey? Oğluna bunları öğrettiğim için. Ama o namusuyla çalışıyor aslında. Benim gibi olmadı ki. O halkı soyanları soyuyor. Ama eşkıyaların dünyasında ne namuslu adamlar barınabiliyor ne de namuslu kanunlar. Seni barındırdılar mı aralarında ha? Söylesene. Kızma bana Agah Bey. Övüneceğim bir oğlum var senin. Hem şimdi dünya senin bıraktığından çok daha kötü bir yer oldu Agah Bey. Çok daha kötü. Vallahi sen bugünleri görsen katil olurdun ha. Tövbe sen adam öldüremezdin. Affedersiniz. Bana arkadaşlık yapacak güzel bir kız arıyorum. Acaba buralarda öyle birini tanıyor musunuz? Merhaba İnci. Nasılsın? Bir haftadır gelemediğim için bağışla işlerim vardı. Ama seni unutmadığımı biliyorsun değil mi? Seni çok özlediğimi. Sarı Baba da selam söyledi. O da çok iyi. Bak İnci. Ben geldim. Affedersiniz.
farkında mısın acaba? Sana her geldiğimde öldüğümün ve seni çok özlediğimin farkında mısın? Of Allah'ım. Cem, baban geldi, kapıya bak. Kime söylüyorsun? Çoktan bilgisayarın içine düşmüştür. Neredesiniz ya? Kapıyı yıkıyoruz burada. Hoş geldin canım. Vallahi ben yemeği hazırlıyorum. Cem'e seslendim ama oğlan esir alınmış durumda, unutmuşum. Nasıl yani? Ha, anladım. Yapışmışsın gene cama sinek gibi. Hoş geldin baba, geldiğini duymadım. Kapıyı havaya uçursalar sen duymazsın zaten. Ne varsa bu melekte bu kadar. Geleceğin dünyası baba, gelişmenin önünde duramazsın. Ha, vallahi senin geleceğin karnende, onu bekliyorum ben. Bakalım kim kimin önünde duracak o zaman. Hadi sofraya. Düş önüme bakalım. Geleceğini bilmiyorum ama bugün için annenin önünde kimse duramaz, hadi. Tamam baba, geliyorum. Ben ona o zaman da söylemiştim bu işin sonu olmaz diye. Hadi ya. Bakın burada kim varmış? Sosyetemizin güzel kızlarından Mine Aktur. Paparazzilere yakalanmamak için kız arkadaşlarıyla İstanbul gecelerini renklendirmekte. Ne istiyorsun Hakan? Ne mi istiyorum? Seninle konuşmak istiyorum. Konuşuyorsun ya. Özel olarak. Bunlar benim özel arkadaşlarım. Burası özel bir işletme ve ben özel bir gece geçirmekteyim. Daha ne istiyorsun? Ne zamandan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Eve de o kadar not bıraktım. Hiç aramadım. Sana fazla üstüme düşünmesinden hoşlanmadığını söylemiştim Hakan. Ben istersem seni ararım. Bir daha asla evimi aramam. Kızınca daha güzel olursun. Aynı zamanda daha da tehlikeli olurum. Evet, ne diyorduk? Oğlum, tam 5 milyon dolar. Bu kadar para bağışlanır mı ya? Çok parası varsa olur tabi. Ne kadar çok olursa olsun. Bence büyük salaklık. Büyük salaklık ha? Ben salak mıyım? Hayır değilim. Adil Bey, son 5 dakika değilim. Hazır mısınız? Değilim. Ne? Yani hazırım geliyorum. Bugüne kadar yapılan bağışların hepsini geride bırakan 5 milyon dolarlık rekor bağışın yankıları sürüyor. Bazıları bu bağışların ismini gizleyen aynı kişi tarafından yapıldığına inanırken, bir takım çevrelerse bunların zenginler arasındaki yeni bir rekabetin sonucu olduğunu söylemekte. Ancak sebebi ne olursa olsun sayın seyirciler, bütün bu olanlardan en çok bağışların yapıldığı dernekler ve yardım kuruluşları mutlu. Dünyada hala iyi insanlar var demek ki. Bence zenginin biri delirdi. Parasını sağa sola saçıyor. Evini öğrensek de etrafında gezsek. Bence hiç de deli değil kim yapıyorsa bunu. Adam sadece iyilik yapıyor. Tabii siz öyle bir kötülük içinde büyüyorsunuz ki bu size delice geliyor. Tamam işte, ben de bunu söylüyorum. Bu zamanda 5 milyon dolarlık iyilik biraz deliliktir. Öf, bilmiyorum. Asıl size laf yetiştirmeye çalışmak delilik galiba. Selim, sana bir kahve yapayım mı? Ha, ne dedim canım? Neyin var senin bu akşam? Geldiğinden beri uyuyor gibisin. Bugünkü soygunu düşünüyorum. Bir türlü anlayamadığım şeyler var. Ama boş versin. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Komiserim, kızınız bu saatte eve geliyor. Bu konuya bir el atmayacak mısınız? Ne varmış ki saatte? Daha 12 olmadı. Dolayısıyla da bal kabağına dönüşmeden eve yetişti kül kedisi. Aslan babam benim. Ne haber bilgisayar böceği? Bu ne ya? Resmen çifte standart bu. Biz olsak 2 saat nasihat dinleriz. Oğlumu üzmeyin bakayım. Burçak, sen yemek yemeyecek misin? Yok anne. Biz arkadaşlarla dışarıda yedik. Komiserim, maaşınız nerelere gidiyor dikkatinizi çekerim. Ya. Yeter artık. Bak ablan doktor çıkıyor. Ben senin yerinde olsam yeni bir harçlık kaynağına böyle davranmazdım. Aslında ben yorucu bir eğitim geçirenlerin arada bir eğlenme hakkı olduğunu söylemek istiyordum. Değil mi canım ablacığım? Baba, bu oğlan kesin politikacı olacak. Ha Feride, yemek deyince aklıma geldi. Bugün Adil'e uğradım. Bu hafta bir akşam onu da alıp getireceğim. Mangal falan yaparız ha.
Getir tabii. Ne zamandır söylüyorum sana zaten. Dolma da sarayım ben ona, sever. Çocuk ev yemeği mi yiyor ki? Artık evlenmesinin zamanı da geldi. Orası öyle de adam iyice ünlü oldu. Sosyetik karılar peşini bırakmıyor ki. Yo, ona doğru düzgün bir aile kızı lazım. Bu sohbet gittikçe ilginçleşiyor değil mi abla? Sen sus. Ne dedim ki? Hayda. Ne oluyor bunlara? Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bu saatte çoğunluk uykuda. Peki kimler uyanık sizce? Siz, biz, bir de hırsızlar. Adil Alemdar'la gece yarısı başlıyor. İyi akşamlar efendim. Bir gece yarısında daha yeniden birlikteyiz. Bu gece son günlerde gündemi çok meşgul eden iki önemli konuğum var. Biri, Türkiye'nin adı yolsuzluklara en çok karışan politikacısı. Diğeri, hakkında çok şey yazılıp söylenen ama bu zamana kadar hiç konuşmayan Türkiye'nin en karizmatik sinema yönetmeni. Hoş geldiniz. Bence saklanacak delik arasan iyi olur. Neden? Ne yaptın ki? Orasını sen düşün artık. Yazılı metnin dışına çıkıldığında ne kadar kızdığını biliyorsun sanıyordum. Ama Berna, bugün büyük bir soygun oldu, bilmiyor musun? Bütün gün televizyon haberleri bununla çalkalandı. Güncel bir espri yaptım. Buna neden kızsın ki? Çocuklar geç oldu. Ben kalkıyorum. Geç mi? Dalga mı geçiyorsun? Saat daha 12. Zaten yüzünü 2 haftadır göremiyoruz. Bundan sonra daha sık görüşürüz söz. Ama şimdi ben gideyim. Zaten Hakan sinirlerimi bozdu. Bütün keyfim kaçtı. Yoksa abin geç kalma mı dedi? Abim mi? O bir tanesi. Bana hiç karışmaz. Ama bu gece gerçekten hiç havamda değil. Bakın ne diyeceğim. Yarın alışverişe çıkalım, tamam mı? Size iyi eğlenceler. Çok dağıtmayın sakın. Sizin şu son filminizle ilgili yapılan eleştirileri birazdan konuşacağız. Ama önce bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bir yere kaybolmayın. Bir de gece yarısı sizi aramayalım. Kestik. Reklam arası 4 dakika. Sayın Bakanım, tam zamanda reklam arası verildi. Ben çok sıkılmıştım, siz? Ben de. Neydi o saçmalık Metin? Ha? Hırsız mırsız. Yazılanları kafanıza göre değiştirmek de nereden çıktı? Yok abi, yani dün gece soygun olmuş ya. Bütün gün her yerde onun haberleri vardı. Ben de güncel diye... Ne olduğunu biliyorum. Ama canlı yayında sürprizlerden hoşlanmam. Böyle davranan insanlarla çalışamam ben Metin. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Peki abi, affedersin. Neyse. Aslında kötü espri değildi ama bundan sonra bunları sabahtan konuşalım, olur? Tamam abi. Şerif, Şerif. İyi akşamlar. Gel canım, seni bekliyorduk. Beni mi? Evet Mina Hanım. Tam 20 dakika geciktiniz. Anlamadım. Bardan çıkalı yarım saatten fazla oluyor. Geciktiniz. Tanıştırayım. Boris, bu sabah Ukrayna'dan geldi. Yeni işte bize yardımcı olacak. Boris Sergey Ivanov, hizmetinizdeyim bayan. Boris alarmlar konusunda gerçek bir uzman. Abi, izlendiğimi bilmiyordum. Ya da beni izlettiğini diyelim. Bebeğim, yanlış anladın. Alarmlar ve zamanlamalar hassas bir ikilidir Mina Hanım. Ve ben yalnızca bu ikiliye saygı duyarım her zaman. Metin'in yaptığını duydun mu? Fark ettim. Hatta Metin'e sizin reklam arasında onunla konuşacağınızı bile söyledim. Konuştum. Duydum. Sert mi davrandım çocuğa? Aslında 3 sene önce randevularınızı karıştırdım da bana yaptıklarınızı düşünecek olursak. Tamam tamam, anladım. Şoförüm sizi bırakacak. Otelinize yerleşin. Daha sonra haberleşiriz. Peki, sizden haber bekleyeceğim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Umarım sizi üzmedim Mina Hanım. Hayır, üzülmedim. Ha bu arada bir şey soracağım. Boris Ivanov çok sıradan bir isim. Gerçek adınız mı? Bilmem. Bizim oğlan iyice ünlü oldu. Çok konuştum.
Tabii canım, söylüyorum sana. Bütün mankenler peşinde. Rahmetli Cemile abla da görebilseydi oğlunu böyle, ne kadar gururlanırdı. Ya keşke. Yoksa iftira atmasın. İkisi de oğullarının üstüne titrerlerdi. Bütün iddiaların yalan olur. İşte onun için onlara yakışacak bir gelin bulmamız lazım Adile. Bu konuda başka bir tek kelime konuşmak istemiyorum. Ya eşek kadar adam biz mi bulacağız? Hem mankenlerin nesi varmış ki? O geçen hafta çıkan kız. Bence bayağı güzel bir kızdı işte. Bence aptalın teki. Yani Adil. Adilem ne yaptın öyle aptal sarışınları? Sonuna geldik. Bu akşamlık da bu kadar sevgili dostlar. Haftaya burada yeni konuklarımla yeniden buluşuncaya kadar kendinize çok iyi davranın ve hoşça kalın. Kestik. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Adil Bey, kahve içmeye gidiyoruz. Geliyorsunuz değil mi? Oh, çok yorgunum Berna. Başka zaman olur mu? Beni bu seferlik bağışlayın. Bana hala kızgın mısın abi? Onun için mi gelmiyorsun? Yok ya, olur mu öyle şey? Geçti o mesele. Ama bir an önce gidip yatmak istiyordum. Ya, ama siz gelmezseniz. Ben yani sanmıştım ki... Başka zaman söz. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Adil Bey. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Nedir? Benim büyük oğlan askerden geldi. İş arıyor. Siz kanalda bir şeyler ayarlayabileceğinizi söylemiştiniz ya. Nasıl yapsak? Mümkün mü acaba? Peki. Yarın gelip beni bulsun, bir bakalım neler yapabileceğiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepimizden. İyi nöbetler. İyi geceler. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk Sırrı baba. Sen yatsaydın beni niye bekledin? Olur mu evlat? Sen dışarıdayken uyku tutmuyor beni, biliyorsun. Aa, haklısın anne. Unutmuştum. Vallahi ciddi söylüyorum. Neyse sen hemen yat istersen, yorgunsun. Yanlış mı? Yatacağım baba. Bu arada Yerebatan Sarayı var ya, planlarını bulabilir misin? Bulurum herhalde, hayırdır? Yarın anlatırım. Hadi sana iyi günler. Hadi sana da evlat. Hadi. Hadi abi yat artık. Saat kaç oldu? Yarın devam edersin. Tamam tamam. Şimdi yatıyorum. Aslına bakarsan evlat, yalnızlık kader midir bilemem ama bildiğim seninki tercih. Yalnız yılları ucuca eklemekse ben yaptım bunu. Yüzlerce karanlık sabah ve küf kokan bir hayat. Ben bir hırsızdım. Evet, mesleğimle hiç barışmadım. Ama bu zaten kazanabileceğim bir kavga değildi ki. Mecburdum ve mecburiyetimi çalıyordum. Rüzgar sırrıydım ben. Ama estiğimde esas kavrulanın kendi hayatım olduğunu bilemezdim ki. Sen yalnız hırsızları, ben herkesi soyuyordum. Ama doymak bilmeyen hırsım değil, karnım ve mecburiyetimdi. Kader bir satranç oyunudur evlat. Ve ben şunu biliyorum ki, sen bu oyunu çok iyi oynuyorsun. Lütfen benim için bu maçı kazan. Allah rahatlık versin oğlum. Sırrı baba. Ben yalnız değilim ki baba. Sen varsın. Ve iyi ki de varsın. Sen de evlat. Sen de iyi ki varsın. Hadi bakalım. Çıkıyor. Tamam. Hemen geliyorum. Evet, orayı biliyorum. Gidiyorum. Gidiyorum.
Valla kahvaltı etmeyi özlemişim. Doğrusu ben de şaşırdım bu sabah seni evde görünce. Ne işte? Ay benim şom ağzım. Tövbe tövbe. Efendim Mahmut. Günaydın komiserim, kusura bakmayın rahatsız ettim. Yok Mahmut, önemli değil, söyle. Şu Talat Akar'ın evini gözleyin demiştiniz ya, haber vereyim dedim. Biraz önce evinden ayrıldı. Yıldız Parkı'nda 3 kişiyle buluştu. Biz de takip ettik. Şu anda konuşuyorlar. Uzaktan izliyoruz. Yalnız enteresan olan konuştuklarından biri Sarı Necmi. Sarı Necmi ha? Şu mafya bozuntusu değil mi? Galiba Talat Bey çalınan gerdanlığının bulunması için polise pek güvenmiyor. Peki Mahmut, sağ olun. Siz dönebilirsiniz. Ben de birazdan merkeze geleceğim. Orada görüşürüz. Neler oluyor Selim? Bir bilsem. Harikasın Sırrı Baba. Doğrusu senin gibi kahve yapan da yok yani. Hani istemeye gelseler seni var ya, çok beğenirler. Hadi oradan zevzek. Şu hediyene bir bakayım Sırrı Baba. Getireyim. Aynısı kapalı çarşıda satılıyor. Tabii biraz daha ucuz, yanlış mıyım? Evet. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Aslında kolay oldu. Peki alıcıyla ne zaman buluşacaksın? Bugün buluşacağız. Birazdan çıkacağım zaten. Sen benden telefon beklersin. Tamam evlat. Ben senden haber bekleyeceğim. Ha bu arada Yerebatan Sarayı'nın planlarını bulmak için de birkaç yakın arkadaşa haber uçurdum. Bir kopya çalacaklar. Alacaklar. Beni severler. Bilmez miyim? Sen sevilmeyecek adam mısın? Sen olmasan ben ne yaparım? İşin düştü mü yağ çekmekte üstüne yok. Yanlış mıyım? Doğrusun. Ben bugün biraz alışverişe gideceğim. Bana ihtiyacın var mı? Sen keyfine bak. Benim biraz daha çalışmam gerekiyor. Abi, bu kez her zamankinden daha tehlikeli değil mi? Her zaman tehlike vardır. Ama bu sefer birçok güvenlik önlemi olacak. Biliyorum. Ama her plan şartlara göre yapılır. Ve ben yine kusursuz bir ekip kurdum. Sen bunları düşünme bebeğim. Amirim. Ha Mahmut. Yeni haber var mı? Sabah size söylediklerimden farklı bir şey yok. Arabayı incelettik. Bazı resimler de çektik. Talat Akar'ın buluştuğu adamın Sarı Necmi olduğu kesinleşti. Bu adamın pis işleri kan dökerek hallettiği, bunun için de çok pahalı çalıştığı malum. Talat Akar gibi bir adam, bir gerdanlık için bu adamla anlaşır mı sence? Üstelik de sigortalı bir gerdanlık. Bu işin içinde başka bir şeyler var. Kokusunu alıyorum Mahmut. Yani sizce oradan o gece başka bir şeyler de mi çalındı? Peşine Sarı Necmi'yi takacak kadar önemli bir şeyler. Tam üstüne bastım. Kesinlikle öyle. Bunun başka bir açıklaması yok. Ve bu çalınanlar her neyse yasal olmadığı için Talat Akar bize bunlardan hiç bahsetmedi. Kesinlikle. Ama başka bir soru var. Diyelim ki hırsız kasayı açtı, alacağını aldı. Neden geride kalanlardan bir tek yerdanlığı aldı? Niye tüm kasayı boşaltmadı? Bir şey mi ima etmek istedi acaba? Bence bizimle alay ediyor bu hırsız amirim. Alay mı? Tabii ya, alay ediyor. Ama bizimle değil, Talat Akar'la. Asıl çalmak istediğini aldıktan sonra Talat Akar'ın durumunu görmek istedi. Onun şikayetçi olmasını sağlayacak bir şey daha aldı. Böylece hırsızımız da televizyondan adamın ne kadar etkilendiğini görecekti. Televizyondan onu izlemek en güvenli yol. O zaman bu hırsız Talat Akar'ın çevresinden değil, yani karanlık ilişkileri yüzünden kazandığı bir düşman falan değil. Büyük ihtimalle değil. Peki amirim, bir şey daha soracağım. Madem bu adam Talat Akar'ın yakın çevresinden değil, ya kasasında neler sakladığını nasıl biliyor? O da doğru ya. Öf. Yine döndük en başa. Alo. Günaydın Burcu, yoldayım. Peki, orada buluşuruz. Tamam, birazdan oradayım.
Ben çıkıyorum anne. Kızım yemek şimdi hazır olur. Aç mı gideceksin? Kızlara söz verdim. Beraber bir şeyler yiyeceğiz. İyi, sen bilirsin. Anne. Efendim. Babam Adil'i, yani Adil abiyi ne zaman yemeğe getirecekmiş? Bilmem. Ben bugün dolma filan saracağım. Söylerim babana, işi yoksa bu gece getirir. Neden sordun ki? Hiç şey, yani sana yardım ederim dedim. Haberim olursa. Peki, teşekkür ederim. Ben babandan öğrenince sana söylerim. Tamam anne. Hadi hoşça kal. Güle güle. Çok geç kalma. Yok yok, kalmam. Yemeğe geleceğim zaten. Evet küçük hanım, ben oyum. Pardon, anlamadım. Ben arkanızı gidereyim istemiştim. Evet, ben gerçekten Adil Alemdar'ım. Ne olmuş yani? Yani tanıdınız sanmıştım da açıklama yapayım istedim. Kusura bakmayın, saçmaladım galiba. Tekrar özür dilerim. Amacım sizi rahatsız etmek değildi. Aslında sizi tanımıştım. Tahmin etmiştim. Ama itiraf edeyim, bu küçük oyununuz beni utandırdı. Bağışlayın. Tuhaf bir tanışma oldu değil mi? Aslında yarım tanışma. Affedersiniz. Ben Mine. Memnun oldum Mine Hanım. Arkadaşlarımla buluşacaktım da yani. Ben de şeyle buluşacaktım. Yani biriyle. İmzanızı alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Teşekkürler Adil Bey. Güle güle. Çok beklettim. Hayır, ben de yeni geldim. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne alırsınız? Espresso lütfen. Ben de çay istiyorum. Peki efendim. Ne zaman dönüyorsunuz Venedik'e? Yarın sabah. Ama haftaya tekrar geleceğim İstanbul'a. Bana buradan götürmem için bir hatıra verecek misiniz? Size küçük bir armağanım olacak tabii. Çok değerli bir armağan. Ay ben yoruldum kızlar. Gelin size dondurma ısmarlayayım. Hayri. Sen alışverişten bıkmazdın. Bıkmadım kızım, ara veriyorum. Dondurmalardan sonra devam. Bu zekice armağan için size ayrıca kutlamama izin verin. Peki sizin bana bir armağanınız yok mu? Hı-hı. O avuto l'oroba fatemi subito il transferimento di sorda. Si. Armağanınız yolda. Varmak üzeredir. Kontrol etsem kabalık saymazsınız değil mi? Sır baba, senden bir şey isteyeceğim. Şu karşıdaki Adil Alemdar değil mi? Gerçekten o. Ben bayılıyorum bu adama. Ona bayılan çok ama bayıldıklarıyla kalıyorlar. Nedenmiş o? Adam sürekli yalnız takılıyordu ondan. Sana öyle geliyor. O masasındaki sarışın kim sence? Kız kardeşi mi? Teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. Adil, konuştum bankayla. Para biraz önce gelmiş. Teşekkürler Sarı Baba. Sizinle iş yapmak çok güzeldi. Aslında sizinle iş dışında da bir şeyler yapmak isterim. Haftaya yine geliyorum. Aynı otelde olacağım. Beni arayın. Bana şehrinizi gezdirirsiniz. Umarım. Ama ben de bu şehri çok iyi bilmem. Yani bazen kaybolduğum oluyor. Arrivederci. Bence...
Kadını bıraktı gidiyor. Daha doğrusu geliyor. Bak buraya doğru yürüyor. İyi günler Mine Hanım. Size de Adil Bey. Arkadaşınız hediyesini pek beğenmedi galiba. Bilmem. Ben sadece hediye vermeyi severim. Gerisini kaç taraf düşünür. Bu arada masadan bir şey çaldığınızı gördüm. Ha, yakalandım desenize. Bunu size versem polis çağırmazsınız değil mi? İyi günler. Ne var? Adil Bey, ben Berna, nasılsınız? İyiyim Berna, söyle canım. Bugün pek bir şey görünmüyor. Sadece Ceren Hanım tekrar aradı. Haber vereyim dedim. Tamam Berna, anladım. Ben bugün evde olacağım. Bir şey olursa oradan da arayabilirsin. Ceren Hanım ararsın edeyim. Şeydi, iki günlüğüne Ankara'ya gitti de. İki gün, iki gündür. Bu arada nasıl geçti gece kahvesi? Metin çok gücenmiş mi bana? Bir şey söyledi mi? Şey, bilmem. Ben de gitmedim. Yani eve gidip yattım. Peki. Sağ ol Berna. Hoşça kal. Size engel olmuyorum ya. Asla, biz de sizi bekliyor olduk. Öyle mi? Bu kez kaç dakika geç kaldım? Espri duygusu olan kadınlara bayılırım. Aman ne hoş. Boris'i tanıyorsun zaten. Oscar, Pablo. Nice to meet you. Abi şunları bırakıp geliyorum. Neyse, gelsin de ayrıntıları konuşuruz. Efendim. Oo, buyurun komiserim. Sağ olun, iyiyim. Burada vereyim. İyi günler komiserim. Feride Hanım'a selam. Selim Bey arıyor. Merhaba Selim abi, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bak ne diyeceğim. Bu akşam işten çıkıp sana geliyorum. İkinizi de alıp bize gidiyoruz. Biraz önce Feride ablanla konuştuk, bekliyor. Yalnız gidersem eve almaz vallahi beni. Tamam mı? Akşama geliyorum, itiraz istemez. Tamam Selim abi, ne yapalım? Polise de karşı gelecek değiliz ya. Peki, bekliyoruz. Bu akşam yemeğe davetliyiz. Ya ben gelmesem. Olur mu öyle şey ya? İkimizi de davet etti, ne kadar ayıp. Ne bileyim ya. Bir polisin evinde olmak beni biraz tedirgin ediyor. Eski alışkanlık, ne yapayım? Bir keresinde bir eve girmiştim, adam polismiş. Askıda resmi şapkayı falan görünce elim ayağım birbirine dolaştı. İnanır mısın, dışarıdan kolayca açtığım kapının içeriden kolunu bulamadım. Zor attım kendimi dışarı. Ya ben gelmeyeyim ya. Gel gel. Ay. Anne, babamlar geldi. Hoş geldiniz. Hayda. Bu olan hiç kapıda karşılamazdı beni. Ne o, yoksa bilgisayarın mı bozuldu? Amma yaptın buyurun, baba. Buyurun. Al işte Adil abi. Bir çocuk babasını kapıda karşılasın ve bu muameleyi görsün. Beni. Hadi ulan. Kapıda karşılıyormuş. Sen benim bu eve gelip gittiğimin bile farkında değilsin. Aa, niye öyle diyorsun ki? Geçen günde gelmemiş miydin sen? Adil bak, bütün bunları senden öğrendim. Seninle de ayrıca konuşacağım. Eyvah Cem, polis ikimizden de şüphelendi. Ne yapacağız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. İyi akşamlar Feride Hanım. Valla kusura bakmayın, bu olan beni de tuttu getirdi. Aa, o nasıl söz? Elbette ikinizi de bekliyorduk. Adil, özletiyorsun kendini. Valla ben de çok özlüyorum abla, ama ne yaparsın işte, iş güç. Biz de seni özleyen çok valla Adil abi. Cem, sen bana yardım et de yemekleri getirelim. Aa beyler, ne içiyoruz? Vallahi ne olsa, ne olsa içeceğiz yani. Şu numarayı yapayım. Aman yapma baba, aman lütfen yapma.
E ben niye getirdim buraya? Hoş geldin Adil abi. Aa, merhaba Burçak, sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Okul bu sene mi bitiyor? Bir aksilik olmazsa. Hadi hayırlısı. Vay be. Bizim Burçak doktor oluyor ha. Çok büyüdü abisi. Gelinlik kız oldu. Cem, babana yardım et. Ne yardım anne ya? Adil abi görüyorsun değil mi? Bu evdeki herkes beni çalıştırıyor. Sebastian vaziyeti yani. Vallahi koçum, polis çağır diyeceğim ama evde bir tane var. Baba lütfen yapma. Plan son halini aldı mı? Evet. Birazdan diğerleri de gelince anlatacağım. Hanımefendi sizi bekliyorlar. Tamam, geliyorum. Affedersin, sigaranızı bir saniye lütfeder misiniz? Bir illüzyon. Numarası yapacağım da. Bakın şimdi, bakın. Şimdi şu mendili ufak bir parmak atıyorum. Sigarayı alıyorum. Hop, bastırıyorum. Her şey çok güzeldi Feride Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun da sigaram ne oldu? Çaldım. Vallahi uzun zamandır böyle güzel yemek yemedim. Çok yorulmuşsun abla. Yok canım, ne yapmışım? Hem Burçak da yardım etti. Öyle mi? Eline sağlık Burçak. Afiyet olsun. Çok amanattır kızımız. Tam hayırlı kısmet. Cem. Ne dedim ya? Cem'i de yok edebilir misiniz? Biz müsaade isteyelim mi abi? Ha, en kısa zamanda bunu tekrarlayalım. Evet, arayı bu kadar açmayın, kızıyor. Peki abla, söz. Efendim, bir numaram daha var. Çok ilgimi kalk çeken bir numara. Kalk, hadi. Bu aldığın şeyi de bırak. Herkes burada olduğuna göre başlayabiliriz. Önce hedefimizden söz etmek istiyorum. Burası çalışacağımız yer. Burası sergilemenin yapılacağı salon. Binanın iki girişi var. Güvenliği ise oldukça sıkı. Ayrıca kapılarda lazerli alarmlar var. Giriş kodu olmadan açılması mümkün değil. Daha doğrusu böyle bir girişinde alarm devreye giriyor. Demek ki kapıdan girmeyeceğiz. Hayır, kapıdan gireceğiz. Çünkü salonun, daha doğrusu binanın üstü alçak ve düz zemin. Yani girmek imkansız. O yüzden en beklenmeyen yerden, doğrudan kapıdan gireceğiz. Daha doğrusu sen gireceksin beni. Tüm güvenliğin kontrol edildiği merkez bir oda var. Tüm binanın güvenlik birimleri burayla bağlantılı. Oraya mı gireceğiz? Kesinlikle. Ancak orada da şöyle bir sorun var. Güvenlik koduyla ilgili herhangi bir yanlış deneme bile bilgisayarın alarmı çalıştırmasına neden oluyor. Diğer bir deyişle doğru kodu girmek için sadece bir hakkımız olacak. Peki bilgisayarı tamamen devre dışı bıraksak? Böyle bir girişim orada çan çalmak gibi bir şey. Güvenlik bilgisayarının elektriği kesildiğinde başka bir alarm bütün güvenlik birimlerine haber veriyor. Oraya girmeyi başarsak bile doğru kodu tek seferde nasıl bilgisayara gireceğiz? O Boris'in işi. Yani sonuç olarak bunu tek kişinin yapması mümkün değil, yanlış mıyım? Bu işte imkansız diye bir şey yoktur. Hatırlıyor musun? Sen söylerdin. Ben onu kasalar için söylerdim. Burası gibi iyi korunan yerler için demiyorum ki. Kapıdan giremiyorsun. Penceresi yok. Önceden girip saklanacağın yer yok. Ne yapacaksın? Buhar mı olacaksın? Umutsuzluğa kapılma sırrı baba. Çok çalışırsak buhar da oluruz belki. Sen daha dalga geç. Ben yakayı ele vermenden korkuyorum oğlum. Tamam anne, anladık. Benim için endişeleniyorsun. Ama biraz güven bana ya. Ha? Yanlış mıyım? Hadi oradan zevzek be. Planını anlat bakalım. İşte yere batan sarayı. Bütün detayları ve ihtişamıyla çırılçıplak karşımızda. İki ana giriş. Ama özellikle bu kapıyı çok sıkı koruyorlar. Ana güvenlik odası ve oradaki beyin takımı senin avın. Benim girişimden önce kırmızı noktalarda gördüğüm kameraları da o odadan devre dışı bırakmalısın. Ben
kapıları değil, sarnıca direkt açılan başka bir girişi kullanacağım. O giriş ve detaylar bende. Ben içeri girmeden önce muhtemelen içeriği tamamen temizleyemeyeceksin. Ama sorun değil. Yalnız küçük bir rica. Beni içerideki mobil elemanlardan en fazla ikisiyle muhatap et. Sonrası tahmin edebileceğin gibi. Bir süredir ülkemizde bulunan efsanevi Truva hazinelerinin bir kısmının da içinde yer aldığı arkeolojik zinet eşyaları sergisi yarın ülkemizi terk edecek. Bugüne kadar binlerce kişi tarafından gezilen sergide yer alan parçalardan en ilgi çekeni hiç şüphesiz Truva'dan çıkarılan Kral Kupası. Som altından olan bu kupa Truva hazineleri olarak bilinen eserlerin en özel parçalarından biri. Bilindiği gibi Türkiye yıllardır Truva hazinelerinin iadesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Ancak bu girişimler bugüne kadar hiçbir sonuç vermedi. Bu sefer başka evlat, farkındasın değil mi? Farkındayım. Ya ne bileyim, söyleyeyim dedim. Farkındayım. Bak evlat, tüm yanlışları düzelterek zamanın ötesine geçemezsin. Kaldı ki sevginin hiç geçemezsin. Ben yalnızca sensiz bir hayatı düşünemediğimden korkuyorum. Yani bir şeyler ters giderse zorlama. Bunu da farkındayım Sırrı Baba. Sana söz veriyorum, bu birbirimizin son görüşümüz olmayacak. Ve unutma ki ne Kral Kupası ne de dünyanın kendisi senle geçireceğim tek bir saniye değişebileceğim bir şey değil. İşte bu yüzden bu sefer helalleşmek istemiyorum. Hiçbir zaman sana bağ olmak istemedim. Ne garip ki gönül bir bağ kurdu. Ve evlat öyle bir bağ ki onu koparmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Hep bir erkek evladım olsun istemiştim. O sensin. Allah'a emanet ol oğlum. Tanrı yardımcın olsun. Merak etme Sırrı Baba.